Simit Sarayı 360 derece Emelce'yi sunar. ...360 derece MLC başlıyor. Bu gece Yeşil Sağ'daki oyun karakterini beyefendi kişiliğiyle birleştiren içimizden biri Şota Arvalatse. İpek ailesinin müzik dünyasına kattığı ikinci isim. Güzel sesi ve yorumuyla Yaşar İpek. Şimdi sunucunuz Emel Müftüoğlu. Eşyayı vurdum yola, bulamadım yolu, vardım sona. Gülden gönüle uçtum, nafile yerim dolmuyor. Kucaktan kucağa düştüm sahile, sesim vurmuyor. Kurtar canını, denize de dön. Çek çıkar kalbini, tam yerinden üsür. Faydasız kibrin bağrımda oku. Akıl başta, gönül aşkta, bana kucaktan kucağa düştüm sahile, sesim vurmuyor. Gönülden gönüle. Bugün değişik olsun dedim. Sizleri böyle karşılayayım istedim. Çok fazla konuşmadan, çünkü konuklarım bekliyor. Onları ağırlayacağız hep birlikte. Efendim, 360 derece Emelce başlıyor. Bir gün önce Karadeniz fırtınasını, sonra da tüm Türkiye'nin futbol aşkını depreştiren, seyir zevkini artıran, golleriyle göz kamaştıran, şimdi moda Arçil Şota dedirten harika ikizleri tanıdık. Futbolunda olduğu gibi hocalık kariyerinde de üstün yeteneğini doğruluk, hakkaniyet gibi erdemli duygusuyla taçlandırdı. Hayatımıza ilk girdiği yıllarda tercüme için Alaaddin Gayretli'den yardım alan Şota Arvalatse, şimdilerde güzel Türkçemizi en ince deyimleriyle birlikte konuşabilmektedir. Konuğum Şota Arvalatse. Doğru söylüyorum değil mi Şota? Doğru doğru. Tamam. Tel Aviv takımının teknik direktörü. Tel Aviv'de iki takım var. Tel Aviv'de iki takım i̇ki var. İki takım var. Tel Aviv Makabi, evet. Biz şu anda şu anda biz bir prensle mi konuşuyoruz? Nasıl yani? Çünkü aileniz kral soyundan geliyor ya.
Oh, keşke öyle olsa. ama eskide kaldı. Evet, annem kralın... Fark eder mi? Sonuçta bir soylusun. Kesinlikle var yani. Dolaşıyor hala kan. Ama o prinsleri kaldırdılar. Kanımız asil kan yani. Evet. Soylu bir kanımız. Evet. Peki bu asil aile futbolcu olmana karşı çıktı mı? 16'ya kadar çıktı. Evet, ikisi de aslında doktor. Doktor olmak istiyorlar. Hayır, ikisi de doktor da bu üç çocuğunun böyle top oynaması, dışarıda koşması, işte apuk supuk yerleri de bu etmesi karşıydılar. Özellikle büyük anneler de çok karşıydılar. Çocukların işte okul, işte üniversite, diplomalar, eğitim. Ama 16 yaşına girerken artık herkes için galiba belli oldu yani. Hem yetenek belli oldu, gösterdik ki bu... Çünkü 6 yaşından beri oynuyordun. Evet, ve 16 yaşına biraz daha hafiflendi bu anne tarafı. Babalar biraz böyleydiler yani, arasına kalınca sonra anne biraz daha sertti yani, bu olmaz bu olmaz. 16 yaşına girerken artık yani profesyonel olacaksın olmayacaksın, orada biraz geri adım attı herkes. Böyleydi. Herkes kabullendi. Kabullendirdik, evet. Peki aile içinde bu soylu olmanın izleri var mı? Yani ailede belli bir... Şimdi mesela anne, büyük anne bunu söylerdi. Yani güneşte fazla kalmayın, beyaz hep surat olması lazım. Yani beyaz surat hep surat. Çünkü bu dışarıda kalmak, güneş almak yani iyi değil. Yani beyaz suratı bu yani, bu bir aristokratlar mı ne bileyim yani, dışarıda çalışmayanlar galiba öyle zannediyor. Yani içeride kalmak hep işte güneş vurmamak çok önemli. Oturmak kalkmak her zaman, böyle yemek nasıl yediğini, nasıl kalkmadığını, cevap nasıl vereceğini hep bu yani peşindeydiler yani, belliydi yani. Tabii biz büyüdük yani, her çocuk gibi büyüdük. Her çocuk nasıl hata yapılıyorsa, nasıl cevap veriliyorsa öyle de oluyordu. Bazen ağzına da yani bir şeyler de kaçıyordu sonuçta. Yani üç tane erkek aynı yerde büyüyünce bunlar şok suratları hatırlıyorum yani. Büyük anneler çok buydular yani. Dikkatlilerdi yani. Bu konuda acayip yani dikkatli çekiyordu herkes. Yani ondan sonra yani nasıl büyük anne davranıyorsa zaten bizde de çok yakın yani, anneleri, büyükleri inanılmaz severler. Yani saygı gösterirler evet. Kaybedince 100 sene yaşadılar aslında. Birisi 94 yaşadı, birisi 98 yaşadı. 2 sene önce kaybettik. Maşallah. Yani, onlar hep Tiflis'te mi oturdular? Tiflis'te oturdular. O zaman evet. Demek ki bayağı da, suyu da iyi. Bayağı da ağladık yani. Bu ona rağmen tabii çok, son güne kadar yani hep görmeye giderdik, görürdük. Kendin çocukları getirirdik. Yani bayağı öyle şey, dimdik yaşadılar. Evet yani, evet. Allah sürünmeden. Evet, işte Allah evet. Herkese nasip yok, etsin. Yok hiç evet, hiç acı olmadan böyle güzel bir hayat yaşadılar. Allah herkese nasip etsin öyle i̇nşallah, sağlam inşallah. Sağlıklı yaşamak. Seni ben çok futboldan anlamam Şota. Yani çok da ilgi alanım değil ama o kadar çok duyuyorum ki senin adını. Ve herkes böyle Şota deyince... herkes böyle bir sevinç içinde, çok seviniyor. Allah'ım Şota. Neden bu kadar çok sevdiler seni? Sormadınız mı? Sordum. Dediler ki çok eğlenceli, çok komik. Yani çok eğlenceli, çok hazır cevap, çok zeki. İlk olarak seni ben Polat Yağcı'dan duydum. Resmen videolarını seyrediyordu ofiste gittiğimde. Gel bak dedi, sana ne seyrettireceğim. Gerçekten ben de çok güldüm ve sevdim gıyabında seni. Yani bir sürü yabancı... Polat Bey'le dün konuştuk, beraberdik. Beraber miydiniz evet. Dün? Bir sürü yabancı uyruklu sporcu geldi ya da başka sanatçı geldi ama
senin yerin bir farklı, daha değişik. Yani bilmiyorum gerçek mesele nedir, sebebi nedir. Ama tabii ki yani çok genç geldik. Ben ve Arçil 19 yaşına geldik. Ben şu anda da çok genç birini görüyorum karşımda. Yani televizyonda seyrettiğim görüntüden çok daha gençsin. Öyle mi? Evet, ben şu anda kaç yaşındasın söyleyeyim mi? Lütfen. 27-28. Vay be. Ne oldu arkadaşlar? İltifat etmiyorum, gerçek söylüyorum. 27-28. Yok, o kadar değilim. Sen rahatlıkla söyleyebilir misin yaşını? 43 yaşındayım. Gerçekten mi? Evet. O zaman vallahi... İyi bakıyorlar bana. Siz hak ediyorsunuz o zaman. 100 İyi bakıyorlar bana. 200 yaşı hak ediyorsunuz. Yaşayacağım zaten. 188 sen yaşayacağım dedim. Kararlısın. Bence yaparsın. Vallahi yaparsın. Kimseye kalmaz. Kimden konuşacağım? Ne yapacağım ya? Etrafında... Etrafta kimse kalmaz. Tabii kimse kalmayınca ne yapacağız? Geçmişin ya. Yok, tanıdık kimse. Ay, tanıdık yok. Olur mu canım? Sen o şeyi, ilişkiyi kurarsın mutlaka. Bu arada bir ikizin var. Arçil. Ve söylenenlere göre kendi annen baban bile fotoğraflardan ayıramıyormuş. O kadar çok benziyormuşsunuz. Evet. Vardı bu mesela. Çok defa bile anneye bile göstermiştik. Yani bu hangisi diye. Benim kitapta kitap yazdım ben birkaç sene önce, kendim biyografisi, orada bir resim var. Kendim bile bilmiyordum yani kim olduğunu, öyle de boydum yani, işte attım içeri, dedim ki bu hangisi diye, yani aile soruyoruz. Anneye bile gösterdik. Ya dedim anne bu hangisi? O da bakıyor buradan şuna bakıyor, bu noktalara bakıyor, suratlarda bunu bakıyor. Birisi işte Şota diyor, öteki Arçıl diyor, bundan dolayı, şundan dolayı. Hala böyle soru işareti kaldı yani, onu bilmiyorum sana söyledim. Ya öyle çok, yani bu değil yani 20 yaşından falan değil. Yani büyük ihtimalle o resim 28-29-30'a kadar çekilmiş bir resim. Böyle diyelim ki 12 yaşında çocuklar, yani ikizler çok daha benzer tabii. Yaşa gelince o kadar da benzemiyorlar. Ama hala öyledir. Yani böyle soru işaretli kaldı. Peki bu olayla ilgili böyle şey, karışıklık anı var mı hiç? Yani seni onu sana benzetip. Şimdi ben uzun sene oldu. Yani 23 sene oldu Gürcistan'da yaşamıyorum. Böyle yaz geliyorum, işte kış geliyorum. Arçıl son 10 seneden döndü geri. Orada yaşıyor. Daha fazla insanı tanıyor artık yani. Yani, o veya birisi 10 yaşına bıraktı. Ben şimdi 40 yaşına geldiler de ben artık onu tanımam. Ama tanıyordum. Kim olduğunu biliyordum. Kimin oğlunu olduğunu veya kız olduğunu biliyorum. Artık büyümüşler yani, kocaman olmuşlar yani, kadın oldu birisi evi. Onları bazen böyle görürken hemen direkt Arçılı zannediyorlar. Yani geliyorlar ve sonra benim bu kadar soğuduğunu ve yani soğuk olduğunu değil de hani böyle misafir olduğunu varken Arçılı ne oldu diyor, çok havalı oldu diyor. Geçen hafta gördük, çok iyi davrandı. Bugün işte biraz soğuk gördük onu. Acaba çok havalı mı diyor Arçılı. Dedim Arçılı çok havalı, evet yani. Bize bir şeyler oluyor. Evet. Evet, evet bazen. Yani evlisin sen. Evliyim, iki tane çocukların var. Evet. 19 yaşında olan var. İngiltere'de okuyor ve 13 yaşında kızı var. İstanbul'da yaşıyorlar. Arçil'in durumu ne? Arçil'in 3 tane çocuk var. Onun da oğlum Trabzon'da doğdu. 19 yaşında. Onun Amerika'da okuyor. 2 tane de kızı var onun. Onlar Gürcistan'da. Şota, benim böyle bir imkanım olsaydı, bir ikizim olsaydı böyle benzeyen, sabahtan akşama kadar bütün gün insanları işletmekle geçerdi vaktim. Yaptık ama yani yaşı artık bu vermiyor, izin vermiyor. Çok karıştırdık milleti yani. Biz Arçıl çapraz bağı koptu. O zaman Sovyet'te yaşıyorduk yani, sonunda bir rejimdi yani, böyle bir yere gidemezdin. Sovyet içinde büyümek, yaşamak yani biz belki o kadar anlamıyorduk ama ilk bunun çapraz bağı koptu. Sene 86 ve orada ameliyatlar yapılmıyor. Bir de çok
iyi futbolcu olduğun için milleti ayakta kaldırdılar ki nasıl yapalım. Eskiden bu ameliyat tamamen bacağını kesmesi, açması yani... Zor ameliyat. Yani zor ameliyat derken ya, top oynamaz. Yani böyle yürüyerek olur ama top oynamaz da. O zaman da yeni Almanya'da bu artroskopi sistemi yeni başlamış. Yani ilk dönem bu artroskopi sistemi ama Almanya'ya gitmek... Bunun gibi yani bir de Sovyet rejimi Almanya München'den yapılıyor ilk. Yani mümkün değildi yani bunun vizesi alması, izin vermesi, parası bulmak. 18 ay oldu yani aslında bu ameliyat bir ay sonra yapılıyor. Yani sakatlandım biraz dizim sakinleşir işte bu olur şu olur. İlk üçüncü haftada belki ikinci şimdi belki üçüncü günde bile yapıyorlar. Eskiden yani en fazla bir ay beklemesi gerekiyordu. Biz 9 ay bekledik. Vize vermediler. İşte parasını neredeydi yani bizim anne babalar o zaman da 200 manat en fazla para alıyordu. Bunun da en az 20 bin mark masraf oluyordu. Çok kişi yardımcı oldu bize yani bütün Gürcistan, bütün Moskova'da bile bu tanıdınlara yardımcı oldu ve vizesi vermediler. Mesela anneye vize vermediler. Bütün aile giderce onlar kalmasınlar diye orada kaçacaklar falan filan. Arçili ve babaya verdiler ve ben ikiz olduğum için vizesi en son gün bana da verdiler. Biz gittik Münih'te ameliyat geçirdik ilk gün ve bana izin verdiler kal diye orada. Yani hastaneye ben kaldım. Baba kalmadı. Oteldeydi. Sabah geliyordu. Bunlar da saat 6'da bu işi açıyorlar ya. Deli olduk. Saat 6, 6 kişi girer böyle beyaz pırıl pırıl falan filan. Asker gibi duruyor nasılsın diye soruyorlar. Ya arkadaş iyiyiz diyoruz ya bırakın da uyuyalım biraz. Saat 6 sabah. Bizde de öyledir. Sabah neyse bir gün geldiler. İkinci gün geldiler. Bu da ışık hemen açıyorlar. Yani Arçıl diyor ki git ışığı kapat. Uyuyalım tekrar. Uyuyayım mecbur yani. Şimdi o kalkamıyor ya işte bacak böyle. Ameliyat ikinci gün yani mümkün basmak yok yani bir uç hafta. Ne yapayım kalktım işte lavaboya girdim. Şu baktım ki böyle bir özel bir bu vardı yani üstünde giyemez yani. Tersten geliyorlar ya burada. Evet, önde kapalı arkası açık. Giydim onun şinası bacakta böyle bir özel bir şina vardı böyle fazla çevirmesin diye bacağı. Onu da bağladım ve bunlar aldım. Ne diyor? Yürüyerek alıyorlar ya onun Türkçesi isim nedir ya? Baston değil de anladım. Baston diyor işte. Onlar da sevindi çıktı diyor. Saat 7'de zorluyor onu herkes ki bu ediyor yani biraz spazieren diyor yani. Dolaşmak lazım, alışmak lazım bunu diyor. Yavaş sonra yavaş yürümek evet, beni lazım. De görünce hemen sevindiler yani. Aa diyor kendin çıkmış. Bir de yani saat 7. Ben de dedim bir durar mısın bunu tuttum verdim bir koşmaya başladım. Bunlar peşinde koşuyor deli oldular yani. İnanılan değil yani 6-7 kişi bütün kat benim arkasından koşuyor ki artık bitmiş yani burada hiçbir şey kalmadı. Ne çapraz bağ kaldı. İkinci gün yani basmak olmaz yani uç hafta. Ben böyle koşuyorum. Baba geldi işte meyveler getirdi falan bakıyor arkasına. Affedersiniz de arkası bakıyor. Görünüyor sadece. Suratı bile göremiyor. Dedim buradan tanımam diyor da hangisi olduğunu. Ondan sonra birisi düşünmüş ki kardeşi çağıralım ki durdursun. Çünkü belki narkozdan deli olmuş bir şey olmuş. Bir şey var yani durduramıyorlar. Girdiler Arçın uyuyor bacak yukarıda. Anladılar ki işte şota karışmış işleri. Eğlenceliymiş ama. Evet sabah güzel geçti ya baba öldürdü bizi dedi ölecektim diyor az da yani. Bu kadar uğraştım 8 ay bekledim herkes size vize verdi diye de bu ameliyattan sonra öyle bir şey olur mu dedi. Ne güzel ne keyifli. Dinamo Tiflis'te oynarken Trabzonspor'a flash bir rakamla transfer oldun. Evet. Ve bu yani bence çok güzel bir şey tabii. Şöyle bir şey demişsin. Bizim aldığımız transfer ücretimiz çok yüksek olmamasına rağmen o zamanki şartlarda Tiflis'i satın alabilecek kadardı demişsin. Doğru. Doğru mudur? Doğrudur. Gerçekten doğru ama bu kadar yani
Şimdi İsrail'e gittim. Yanında bir kişi, 8 milyon İsrailli yanında benim. Bir kişi yanında olsaydı deseydi ki bu parayla doğru dürüst yatırın. Bu düşmedin. Bugün çok elinde çok para olacaktı. Yok ya, bunun bir yetenek var yani. Bu parasını kullanmak özel bir yetenek. Sen daha önceden İsrail'e gitseydin onlar... Birisi kesinlikle derdi yani Şota. Bir tanesi derdi. Bunun yolu oludur, söyledir. Aynen. Ama yok yani. Biz Allah var. Bizi para bu etmedi yani. Bozulmadı. Bizi değişmedi. Biz ne kadar arkadaş vardı. Hepsi duruyor. Duruyor, belki de azalttı ama onların sebebiyle azalttı. Benim, bizim sebebiyle azaltmadı. Ama para odur yani, ne yapalım işte. Peki Trabzon'a gittiğin zaman ilk nasıl karşılandın ya da sen Trabzon'u sevdin mi? Trabzon özel bir yer yani. Trabzon insanı, çünkü Trabzon çok insanı değişik da, bir evet, insan. Çok hazır cevaptır. Her şey hazır yani. Bir de yani bu sahip olan, yani böyle bir emin olan, bu olan, şu olan, yani sesli olan ve sevince de aynı yani. Sevinirsen orada bu bitmeyen bir sevgisi, bitmeyen bir saygısı. Ve her zaman söylüyorum tabii, bir kişinin veya iki kişinin veya 100 kişinin olsa bile bir hatalar veya işte ne varsa olsun etkilemiyor bunu. Tabii bu ikiz olduğunu, biraz böyle birbirimize benzer olduğunu, iki tane genç, belki o çocuklar olduğun için bunlar yani sahip oldular bize. Yani bunların korumaya kalktı millet, yani bizi ezilmeye öyledir kalktı. Öyledir ama bizim Karadeniz evet, insanı. Hayır, hayır, birisi belki de ezilmiş orada. O da, onun da duymuşuz, görmüşüz de bunlar öyle oldu. Ve bu artık yani değişen bir şey değil yani, artık bunu ne havası değişiyor. Karadenizli arkadaşın oldu mu çok? Dostun çok kişi var çok tabii, oldu. Tabii, tabii. Güler tabii. Misin onlara peki? Tabii gülerim ya, onların espri meşhur ve çabuk yani, net, çok inceli. Senin gibi pratik zekalı. Ne bileyim ya işte, bu da yetenek sonuçta yani, bunun hani bugün yazalım yarın söyleyelim dile değil yani, nereden ne geleceğini belli değil yani, insan böyle ağzını açıyor konuşuyor, sen de orada cevap veriyorsun veya susuyorsun veya ondan sonra anlatıyorsun, başka türlü anlatıyorsun, senin anlattığının fikrası değişik, yanında birisi aynısını anlatıyor, kimseye gülmüyor. Ama bir başkası anlatınca komik oluyor. Başkası işte çıktı, daha açmadan yani... Bakarken gülüyorsun daha başlamadan gülüyorsun. Ona... Arçil de senin gibi hazır cevap mıdır? Arçil de çok hazır bir cevaptır ama biraz bu yani, nasıl söyleyeyim size, ciddi suratıyla. Ha, o daha yani ciddi komik. Daha ciddi suratıyla anlatan, evet, meselesi. Onun çok olay var bu televizyonda. Orada olduğun için Gürcistan'da her programda artık utu açsak bile Arçil olacak diye. Öyle mi? Öyle bir sözü var orada, evet. Nedir o? Yani... Her yerde yani tabii seviniyor ve her konuğu çağırıyorlar yani, bilmiyorum. Ha, her programa konuk olarak evet, onun çağırıyorlar. Için utu açsak diyor, yine orada da Arçın çıkacak. Şeyde yani, sen de mesela YouTube'da en çok izlenenler arasındasın. Şimdi Türkiye'de birkaç tane programa çıktığın için tabii biraz şovda çıktığın için evet. Hemen meşhur oluruz. Hemen meşhur oluyor. Yok canım, sen zaten meşhurdun da yani orada daha fazla fark edildi, konuşunca daha fazla sevildin, fark edildi. Biraz yeteneği odur, senin çıplak gösterir orada. Yani. Yani ben şöyle bir şey hatırlıyorum, senin bir çevirmenin yani tercümanın. Mesela benim tercüman değil, benim çok yakın aile dostum, aile arkadaşı. Ha, ama sana tercüman. Abidir, evet, ama o gün o sahnede başka birisi olmadığın için o bize yardımcı oluyordu. Yani. O yardımcı oluyordu ama sen onun bir hatasını mı düzelttin bir kere? Öyle bir şey hatırlıyorum ben.
Yok, ben hayır dedim, o da hayır dedi. Yani sanki çevirdik gibi. Ben de hayır diyorum, o da hayır dedi. Orada biraz güldük yani. Türkçe. Çok iyiymiş. Böyle normal baktığım zaman sana, benim anne tarafım Karadenizli olduğu için, sen fizik olarak da Karadenizlere benziyorsun. Burnu mu düşünüyorsun? Yani burnu mu en başta? Bunu mu demek istiyorsunuz da? Hayır. Çok... Yok yani genel olarak onların da mesela Karadenizliler böyle son derece yaşlarını göstermezler. Genç olurlar, fit dururlar. Yani böyle çok sanki zannedersin ki 40 yıl spor yapmışlar. Sorarsan hiç spor yapıyor musun diye, yapmam diyorsun. Senin yok. İçin ayrı tabii, seni tenzih ediyorum. Evet. Sen zaten sporcusun ama hani Karadenizlerin normal çatısı var ya, insan bir anatomisi. Onların doğuştan sporcu gibi doğuyorlar. Yani böyle üçgen işte omuzlar dar. Yüzmeye hazır, sabadan yüzmeye çıkıyorlar. Bu omuzları olur. Yani karada dalgalar vuruyor. Adam sabadan akşam belki balıkçılık yapıyor. Yani eller çalışıyor. Ondan sonra rahatlıyor, denize giriyor, yürüyor, yüzüyor. Yani aktif. Yani hayat uzun. Yani güneş daha fazla duruyor. Havalar motive daha fazla. Daha fazla. Peki. İnsan böyle saat 5'te karanlıkta gider, hemen evde durur, ne yapacak yani? Onun için orada hayatı... Yaşıyorlar. Yaşıyorlar. Evet. Sen Karadeniz yemeklerini sevdin mi? Arçı da çok sevdi, evet. Ben de çok sevdim. Mesela bazen kuymak... çok pahalı oluyor. Nasıl? Çok pahalı. Pahalı. Evet. Karadeniz. Karadeniz yemeği. Bazen çok pahalı oluyor, evet. Bana çok pahalı geldi bir gün. Aa, bunu şaka yapıyorsun herhalde. Yok, gerçekten çok pahalı geldi ya. Nasıl? Yani anormal bir rakam pahalı geldi. O ama zaman neyse onu... bir şey söyleyeceğim, onu burada bir açıklığa kavuşturalım. Bunu açıkladım 2-3 defa da onun için. Bence bir... Ama ben her türlü yemek severim aslında. Böyle bunu yemem, şunu yemem diye öyle değil. Yani kolay... ne diyeyim size, yani birisi benim diyorum ki bakıyorsa, eşi, anne, etrafı, yani Şota'nın bu etmek zor değil, yani böyle kaprizli birisi değil. Yani sebze olursa sebze yiyeceğim, işte et olursa et yiyeceğim. Kuymak yaptılar mı sana? Mıhlama, kuymak. Ya yapıyorlar tabii, her türlü yemek yapıyorlar yani. Burada hala görüştüğün ve sevdiğin futbolcular var mı? Türkiye'de? Arkadaşları var tabii ya. Beraber oynadığım arkadaşları var. Sevdiğim insanları var. Sadece bu futbol sektörde değil yani. Her türlü sektörde. Tabii çok saygı gösteren insanları var. Bu ülke benim için çok özel bir, az yani konuşuyordum yani bu son olayları görünce inanılmaz, bunu nasıl söyleyeyim size, yani acı hissettim ya. Yani gerçekten, yani burada yaşıyorsun sonuçta, gidiyorsun dönüyorsun, yani mutlusun değilsin, iş, para, bilmem ne, milleti, program, ama yani olmayınca onun yani çok çok acı hissettim o günleri. Tamara'da ağlıyordu, dedim bir şey olmaz dedim, yani böyle bir, yani mümkün değil yani bu kadar, yani bu, yani olmaz dedim, yani bu ülke, bu memleketi, bu dünya bu kadar, bu değil yani, cahil değil yani, olmaz dedim. Orada da fazla bu geldi yani, yani ne kadar sevdiğini... O zaman anladın. Anladım ne, çünkü tabii yani bu yani bu gidiyorsun geliyorsun, işte doğal yani, her yerde yaşamışız. Ben 10 sene Amsterdam'da yaşadım. İşte İngiltere'de yaşadım, İspanya'da yaşadım, Sovyet'te büyüdüm, Gürcistan'da. Gürcüyüm yani, sonuçta deli oluyorum kendin ülken için, kendin kan, kendin can, kendin yani kendin memleketin için öleceğim. Yani sen bu ülkeyi kendim ama şey, orada gerçeği kesinlikle yani evet. Ya bir şey yapmak istiyorsun, ne yapacaksın yani, çok yani bu da en kötü bir şey yani aslında. Yapmaya çalışacaksın ki yani neye bedebilirsin yani, sadece sevdiğim insanları sevdiğim böyle desen ki yani ne kadar iyi yani, bir de biraz daha yani salak bir sorun yani, nasılsın, ne nasılsın ya, dünya üstüne geliyor yani, yani bilmiyorsun yani, hareket nedir, sormak nedir, orada olmak istersin, atlarsın gelirsin ya, bir şey olmazsa yani çok yani orada kesinlikle bunu, ne kadar bağlı olduğunu ve sevdiğin olduğunu
gördü ve yani daha zengin oldum, daha mutlu oldum, daha yani güçlü oldum diyebilirim yani. Peki Fatih Terim'in Arda Turan'ı milli takıma almamasını nasıl karşılıyorsun? Karıştırmayayım mı bunları? Ben anlamam, ben soruyorum. Arkadaşlar merak etmişler, soruyorum. Ne diyeyim şimdi? Türkiye'nin en iyi hocası, Türkiye'nin en iyi oyuncusu birbirimize bir gün anlaşacaklar yani. Eninde sonunda anlaşacak onlar diyorsun. Yani şu anda orada, ben burada. Politik cevaplar veriyorsun. Hayır, politik değil yani, ne diyeyim. O zaman şöyle söyleyeyim. Tamam, soruyu değiştiriyorum o zaman. Şota şöyle sorayım bu soruyu. Sen olsan alır mıydın, almaz mıydın? Bak ben böyle bir soru sorayım sana. Şimdi hocalık çok değişik bir yani bir meslek. Mesela Arçelik'i bahsettik ne kadar değil mi? Aynı yerden iki tane bir yumruktan çıkan yani identical böyle bir yare yare insan. Ya bir baksanız inanamazsınız. Ya bu diyor nasıl oynatıyorsun bunu? Bu futbol oynamaz diyebilir. Yani ben siyah diyorum, o beyaz diyor. O beyaz diyor. Değişebiliyor ya görüşler. Şimdi öyle bir meslek bu futbol. Evet. Yani şimdi ben hayatımda anne babaya bunu demedim. Ya anne dedim bu işte atıyorum ilacı kullanmayalım ya. Veya bu ineğe boli yapalım. Ha bu bunları bana diyor ki Şota bunu oynat, şunu oynat ya. Ya dedim ben anne baba ben sana dedim ya bu ilacı kullanmayalım hayatta. Sen niye bana bunu söylüyorsun? Sen doktorsun ve hocayım. Ya git kendin işine bak ya. Ama bu futbol öyledir yani. Futbol da öyle. Herkes bu futbolu bilecek yani. Herkes bu futbolu konuşacak. Herkes kendi fikrini söyleyecek. Ve bu yani hangisi doğru bilemiyorsun. Sonuç önemli. İkisi de statüsü, ikisi de başarı belli. Yani büyük ihtimalle bir senelerden sonra ben de bu yaşında varmıştım. Şimdi değişik bir yaşında, değişik bir statüsten, değişik bir yerden bakıyorum. Zamanla da değişiyor insanlar yani, değil mi? Yarın Fatih Terim diyebilir. Yani yanlış yaptım. Yani olmaz mı? Yani biz her şeyi doğru mu yapıyoruz? Veya Arda çıkar der ki yani bilmiyorum ya belki de ben yanlış dedim. Veya bir gün oturup bunlar diyecekler ki bir iki tane başarılı bir insan, zeki bir insan, dünyayı tanıyan bir insan der ki bu işin için başarılı için. O zaman için, uygun değildi, şimdi böyle uygun doğru, diyecekler doğrudur. Ya da. Bu işi de öyle getir yani. Evet. Ben. Sen hangi takımı çalıştırmak isterdin Türkiye'de olsaydın? Öyle bir doğru bir cevabı yok onun. Ya bunun doğru bir bu yok. Yani sorunu yok. Şey fark ediyor mu peki Şota? Hangi takımı çalıştırmak istiyorum derken? Yani işte üç büyük takım benim bildiğim üç büyük takım var. Ben çalıştığımız üç takım var Türkiye'de. Kayseri'de çalıştım ve çok mutluydum. Kasımpaşa'da çalıştım da çok mutluydum. En sevdiğim sonuçta yerde, benim de en sevdiğim olan bir yerde Trabzonspor'dan mutlu olamadım. Yani değişik bir meslek. Onun için en fazla o zamandan mutlu olduğun için gittim. Beni en fazla seven yerde belki de. Belki ben hep söylüyordum yani. Peki şey saat, fark eder mi? Saat gece. Yani aslında doğrusu budur. En fazla sevdiğin yere gitmeyeceksin. Demek. Yani doğru bu. Yani seni çok seviyorsa birisi oraya gitmemesi gerekiyor yani. Çünkü doğru ne yapsan yap yani bu futbolda doğru yok yani. Yani kaç kişi birinci olabiliyor yani? Bir kişi yani. O sen olmazsa her şey senin yaptığımı yanlış görünüyor ve bu etkiliyor sonra. Yani çok sevdiğim bir yerde gitmeyeceksin. Bunu da aslında söylemiştim ama beceremedim. Gitmeyeceğim dedim ama gittim yine. Gittin yine. Ama şu etkiliyordur herhalde değil mi? Yani atıyorum A takımı işte 1 trilyon veriyorsa, B takımı 10 trilyon veriyorsa onu yani seçmek hayır, daha doğru geliyor. Yani şimdi birisi der ki hep bunu söylüyorum ben. Para önemli değil diyorum. Değil midir? Çok para önemli yani.
İşte ben de onu söylüyorum. Ama bak, para önemli değil o. Biriler diyor ki para önemli. Ben de aynısını kabul ediyorum. Sonra şaka söylüyorum tabii. Para önemli değil diyor. Herkes nasıl yani diyor. Çok para önemli diyorum yani. Ama bu az önce dedim ya, sevdiğin için zengin oldum dedim. Yani Türkiye'ye bu kadar merak olduğun için, bu kadar sevdiğin için, bu kadar acın için, bir acı hissettim ama daha fazla güçlendim dedim. Daha fazla sevdim, daha fazla zengin oldum. Yani zengin olmak sadece mesela hesabında yani sıfırı daha üstünde gelmesi değil. Yani bence burada benim olmak. Bu da bir zenginlik diyorsun. Bu da bir zenginlik. Başkası bunu belki bulamıyor. Ve şimdi bütün Türkiye bunu veremiyor, mesajı veremiyor, nasıl sevdiğini söylemiyor veya böyle rahat oturamıyor. Yani bu zenginlik diyorum ben. Bu daha büyük ama zenginlik. Futbolda yani bir bu anlamak lazım. Bu bir meslek, bu bir en güzel oyunu. Bu oyunu herkes oynamak istiyor ama beceremiyor. Yani yapamıyor. Sen yapabiliyorsun ama başkasının için sen iyi değilsin. Şimdi birisi son dakika penaltı vuruyor. Ya kaçırıyor, dönüyor, millet sana küfür ediyor. Ya arkadaş ben ne yaptım ya? O koştu, vurdu, direğe çarptı, dışarıya bazen çıktı. Bazen şansın da çok önemi var değil mi? Tabii bu iki santim yani, iki santim sola geçse dışarıya çıkıyor, içeriye vursa içeriye giriyor. Karaman'sın yani. Karaman ve yani aslında sıfırdan yüz kadar iki santim fark var yani. Fark var. Ne yapalım şimdi, sattık mı yani? Şerefsizlik mi yaptık? Ne yaptık? O da biz mi onu dedik atma? Ya kaleci var orada. Kaleci de kurtardı. Karşı takım da ona sonuçta para veriyor ki kale dursun, topu tutsun. Yani top tutmasın mı duruyor orada? Niye tuttun diyor. Ya arkadaş kaleci yani top tutacak yani. Yani benim ne yapayım? Şimdi bir tane koşuyor, gol atacak. O teki de duruyor ki top tutsun. Ya bir günde denge öyle geldi. Şerefsiz mi oldu ya? Ben niye şerefsiz oldum anlamadım yani. Ben mi kaçırdım? Değişiyorsun penaltı. Sen vur diyorsun. O ikinci topu iki defa attı, üçüncü kaçırdı. Ya yine şerefsiz benim. Ya hiç kimseye vurmazsa olmaz. Birisi vuracak yani. Aynen öyle Şata ya. Ne yapalım şimdi? Vallahi. Bakalım bu işi. Çok küçük yaşta evlenmişsin sen. Çok küçük yaşta evlendin değil mi? Evet, 19 yaşında evlendim. Bu kadar büyük çocukların evet olduğuna göre. Peki ne iyi ettim de evlendim diyorsun tabii. Başka aksini söyleyemezsin şu anda. Eşin de seyredecek yani sonuçta bu programı. Yok öyle olsa bile söyleyeceğim aslında. Biraz kopukum yani direkt olsa. Ama çok mutluyum tabii. Yani hayatımda en önemli iki tane golü attım dedim yani. Aslında 4-3 tane golü var kariyer boyunca. Ama bana bir istedi ki en güzel goller hangisi dedim. Benim iki tane çocuk dedim yani. Hat-trick yapamadım maalesef. Ama tabii bunu bulduğun için, bunu sevdiğin için, o beni sevdiğin için aslında. Sen seversin birisini de o seni sevmez. Sen çok seversin, deli olursun, istediğini yaparsın, bilmiyorum, dünyaya çevirirsin ama yani kalbi bu veremez yani, ömrü veremez yani, der ki ya senden fazlasını bunu sever. Bir de bu kalp öyle bir şerefsiz ki, çirkinini severler, ne bileyim birisinin şerefsizliğini severler de sen her doğru dürüst yapanları sevmez yani. O da var, onu da okuduk, onu da görmüştük yani, tarihinde onun da çok bu var yani, örnek var ama Allah'tan beni sevdi. Sevdi seni. Çok güzel sevdi. Senin bu mesleğin hiç sorun oldu mu? Evli ilişkiniz boyunca? Tam tersi yani. Çok eğer mesela söylerken yanında olurken hep veya birinci olacaksan veya bırak olmayacaksan. Yani olamıyorsan yani veya birinci olacaksın. Yani ağlama bu et şu et. Benim çok alim ameliyatlar var. 5 tane ameliyatı var. Sakatları var. Zor zamanlı var. Bu var. Yüksek var. Aşağı inmesi var falan filan. Yani ağlama. Yani oluyorsa birinci ol. Olmuyorsa da bırak artık yani. Bırak ya artık. Onu da gücü hissediyorsun sonuçta. Bu kadar yanında olduğunu. Ve en son
Aslında topu da öyle bıraktım. Yani öldük yani. Son 35 yaş ne var, daha bitmiyor. Yani artık şarjı lazım her yerin. Ameliyat bitmedi. Dedim ki artık bunun savaş etmeye yoruldum dedim yani. O da dedi ki yani hayatında seni öyle görmemiştim. Yani böyle güçsüz görmemiştim. Bırak o zaman dedi yani. Eğer seni bu kadar etkiliyorsa, sonuçta çocukları var, ben varım, aile var, evet, anne babası var. Yani bu hayat bitmiyor ki, ama gerçekten sanki öyle düşünüyorsun. Yani sanki her şey bitiyor gibi yani. Çünkü 6 yaşından yani biraz yani ağzı, gözü, açığı, kulak ki sadece o var. Yani senin bütün target ne demek yani, evet, böyle istediğim odur. Uyuyorsun top oynamak için, kalkıyorsun top oynamak için, yemek yiyorsun top oynamak. Yani ders yapıyorum ki bıraksınlar da, hani her şeyi ders yaptık çünkü antrenmanı kolay bıraksınlar gitsinler. Kolay, top oynayalım da bu etsinler. Her şey yapılıyor ki sonra birisi kimseye bir şey demesin, artık tamam git topu oyna diye. Bir günde diyorlar ki bu yok artık. Ya nasıl yok yani, nasıl yapacağız artık yani, her şey bitti mi? O işi de bir yerden görmek lazım. Bunu anlaması da önemli yani. Mutluluk nedir? Yani millet bu çocukları, ailesi, annesinin sağlık doğal görüyor. Ne olacak yani? Kalktık, düşün artık, gittik, yemek yedik. Ama bu olmayınca bakıyorsun ki demek ne kadar mutlu idin dün. Yani bugün yok bu artık. Ya Allah korusun birisini kaybettin. Allah korusun. Yanında değil. Veya birisi sakatlandı, veya birisi hastalandı. Bakıyorsun ya dünya kadar mutluymuşsun da haberimiz yok ya. Yani. Evet. Son bir soru soruyorum sana. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Çok kısa cevaplar verdim. Değil mi? Benim her söylediğimi anladın ama değil mi Şota? Anladım. Cevap verine göre. Yani Türkçeyi çok iyi konuşuyorsun. O kadar yani. Bu sene kim şampiyon olacak burada sana göre? O lig öyle karıştık ki. Hiç sormayın. Tersini yapın yani. Öyle mi? Şimdi sarı dersem bordo alın. Bordo dersem sarı alın. Siyah dersem kırmızı alın. Yani hayatın boyunca bu kadar top oynarken içinde olsan bir tane bahis yapamadım yani. Yazdığını 10 takımdan 8 tane kırmızı çıkıyor yani. Bir tane yeşil değil yani. O kadar ters bunu veren bir hoca ve futbolcu bence dünyada yok yani. Dünyada yok diyorsun. Ben yazsam diyelim onun tersini yazması lazım. Ne söylersen tersini yapacağız, evet. Tamam. Okey, o zaman öyle oynayayım ben bari. Toto oynayacağım. Senden ayrılmak ne kadar zor. Bir de şeyi biliyorum seninle ilgili. Şener Şen'i çok seviyorsun diye biliyorum. Evet. Doğru mu? Doğru. Nereden kaynaklanıyor? Filmlerden mi? Tabii oradan başladı ama yani böyle bir yetenek, böyle bir bu kadar yetenekli, bu kadar nasıl söyleyeyim size, değer gösterdiğini. Değerli, kıymetli, evet, kıymetli, saygın. Hiç tanımadım, hiç göremedim. Hiç karşılaşmadım. Tanıyınca daha çok seversin. Ve bu yani bu kadar kolay insanların için yani ruhunun içine giren bir rolü veya sözü veya işte espri veya duruşu az gören. Yani Charlie Chaplin yapabiliyordu mesela, çok kolay. Çok özel kolay. Bir sanatçıdır. Evet, özel olmak da evet, aslında kolay değil yani. Herkes yapamıyor. Şota çok teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık, ayaklarına çok sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür size. Ediyoruz. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Aileden gelen müzik yeteneğini başarıyla sürdüren, güzel sesi ve yorumuyla adından çokça söz ettiren bir isim. Yaşar İpek. Şimdi 360 derece MLC'de. Thank you.
Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Dikenler göğü dener mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni düşürme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşürme, su akar yatağını çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenler göğü dener mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir kardeş selamında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme. Yaşar'cığım ağzına sağlık. Tamam, hoş geldin. Ederim. Hoş bulduk. Ne iyi ettin de geldin teşekkür deyip ederim. Hemen ben çok mutlu oldum. Çok geldim. Görmüyorum seni sağda solda ama çok zaten çok görülecek bir yer alan da kalmadı galiba değil mi? Evet yani çıkıp kendimizi ifade edebileceğimiz doğru dürüst bir program da gerçekten yok. Ne bileyim yaptığımız işleri tanıtabileceğimiz doğru dürüst bir program olmadığı için. Yaşasın değil mi, ne güzel oldu çok öyle. Çok tezgah çıkmayı evet. Maşallah yarışmalardan fırsat kalmıyor ki. Evet, diziler, yarışmalar, evet. Bilmem neler. Hakikaten artık kendimizi anlatacağımız, ifade edeceğimiz, iki pırtı konuşacağımız kesinlikle yok. Bir alan kalmadı. Çok şükür. Siz varsınız diyelim. Teşekkürler. Aynen. Ekibime ve bütün kanala teşekkür ediyorum bu konuda. Gerçekten çok güzel oldu. Şahane oldu böyle bir şey program. Tanıyoruz. Gelen yani mesela bir sürü yeni çıkan insan var. Hiçbirini bilmiyoruz. Suratlarını bile bilmiyoruz. Şarkıları evet. Biliyoruz. Yüzlerini bilmiyoruz. Böyle bir dönem. Maalesef. Onun için böyle programlara çok ihtiyaç var. Bunu da hani ben yapıyorum diye söylemiyorum. Gerçekten buna oturduğum yerde de düşünüyordum hep uzun bir süredir. Senin hikayen çok komik. Yani 10 yaşındayken sınıfta öğretmenim tuvalete gidebilir miyim deyip gidip bir daha okula dönerim. Bir daha okula dönerim. Trajikomik aslında. Trajikomik gibi çok güzel ya. Tam benim sevdiğim çocuk şekli. Yani o zaman rahmetli babam işte Allah rahmetine göçtü. Yapacak bir şey yoktu. Ailenin sorumluluğu gerçekten benim üzerime kalmıştı. Babam öldüğünde ilkokul 5'teydim işte zaten. Ağustos ayıydı öldü. Yani işte Eylül, Ekim okul açıldı. Orta 1'e geçtim. 2 ay falan gidebildim okula. Sonra hocam dedim, tuvalete gidebilir miyim? Tabii dedi. Çıktım gittim okuldan, bir daha da dönmedim. Gittin, ne yaptın Yaşar? Çalışmaya çalıştım. Başladın. 10 yaşında. Evet. Çok. Ha, bunu kafanda kurdun sen. Kurdum yani. Hayır, artık benim bir şeyler yapmam gerektiğini. Bir şey yapmam aslında lazım. O yaşta diyeceksin o çocuk nasıl ama Allah'tan gelen bir şey mi söyleyeyim? Hani bunun sorumluluğunu şeyini bana hissettirdi yani. Kalk sen, bitti senin işin okul mu okul. Ne işte başladın? Senin her şey buraya kadar diye. Çok iş yaptım ya. Mesela ilk yaptığın iş neydi? Gittin oradan ne iş yaptın? Yani, limon mu sattın? Şimdi şöyle bir çocukluğum da vardı benim. Çok böyle ne bileyim Türk filmlerinde başrol karakterlerini canlandırmışım falan. Hani o zamana kadar da küçük yıldız durumum var. Hani riç bir hayatım varken birdenbire zınk diye indi. 9 tane Türk filminde oynamışım. Galalarda çıkıyorum küçük yıldız Yeşer İpek olarak falan. Hani öyle görmüş olduğunda Dolce bir hayattan sonra biraz sıkıntılı bir hayat oldu ama çok şükür Allah'a güzel atlattım. Bir dakika, sen nerede büyüdün? Ulus'ta.
İstanbul'da büyüdün. İstanbul çocuğusun. Aha. O zaman tabii bir dakika. Şimdi sen sinemayla başladın bu işe. Evet, çocuk. Şimdi, kaç yaşında başladın? Rahmetli babamın film şirketi vardı işte o zaman zaten. Filmler falan filan yapıyorlar işte şu filmleri. Sevgili kalemlilerim var işte birkaç kişinin var öyle 12-13 tane film. Orada o filmleri şey yapar ki benim de çocukluktan beri zaten müziğe olan şeyim yani. Merakım. Bir de baba da sinemayla oynayınca. Sinemacı falan olunca tabii ben oynayacağım diye oynattılar beni. O zaman işte Ümit Efekan, işte Kaya Erres, hep yönetmenlerimiz bunlar. Çocuk peki, yıldız olarak. Filmleri say bakayım. Çok kötü. İsimler çok kötü gerçekten. Acıların çocuğu, öksüzler, esteli rüzgar. İşte boynu bükükler, zavallılar. Yani isimler çok fena ama. Ya şimdi o zamanın tabii şey filmleri yani bir galalar yapılıyor. İnanın şimdi öyle galalar yok yani. Şimdi ben size hemen şöyle anlatayım. Yaşar gerçekten sen daha böyle popa yatkın. Daha pop yani yaşam olarak da daha pop bir tarzında bir çocuksun. Evet. Fakat nedense algı olarak hepimizin kafasında yani seni tanımayanlar için söylüyorum. Evet. Yani kendimi tenzih ediyorum. Ben tanıyorum seni. Arkadaş ortamlarında da gördüğüm ve tanıdığım için ortak çok arkadaşımız olduğu için. Yani gerçekten çok modern ve pop bir çocuk. Fakat çok yani acıların çocuğu arabesk olarak kaldın aklımızda. Bence bu tamamen Emrah algısından kalktı. Evet o algılardan geliyor. Değil mi? Kesinlikle. Yani o ayırt etmeyi görünüşle mi yapıyorlar artık ne yapıyorlar bilmiyorum ama şöyle bir kulak verseler. İşte şey yan yana biraz olunca isim Emrah'ın akrabası. Evet. Diye geçiyor. Doğru mu bu? Yani aslında dıdısının dıdısı öz bir akrabalık da yok. Hiç o konuda bilmiyorum. Evet. Hani o konudan dolayı. seni burada bir sıyıralım dur bir. Evet kesinlikle. Vallahi buna çok ihtiyacım var şahsen. Tamam. Kesinlikle. Bir kere uzak bir akrabalık var. Evet. Hani kuzen bile değil yani anladığım kadarıyla. İşte, gibi. Evet. Peki zaten sen bundan hiçbir zaman hoşlanmadın. Yani böyle yan yana konduğu çünkü, zaman, akrabası dendiği zaman. Çünkü yaşım 35, 10 yaşından beri hiç görmediğim bir insan. Yani 25 yıl geçmiş, bir kere bile görmemişim. Şu kadar yakın bir mesafeye bile gelmemişim. Onun için kendi tırnaklarımla mücadele etmiş bir insanım. Ve 10 yaşından beri sırf müzik hayatımda da değil. Ve gerçekten benim başarı hikayem olduğuna inanıyorum. Çok özel şeyleri başardım ve kazasız belasız Allah'ın takdiriyle. Yüzümü akıyla her zaman yetiştim. Bu kadar emeğin üstüne kalkıp da birini yanınıza koydukları zaman şimdi bir şeyler yapılmış olsa insan bundan gurur duyar. Hani bir birliktelik olsa, bir kader birliği olsa, bir şey olsa insan bundan gurur duyar. Evet kardeşim işte var onunla da alakalı bir şeyler ama hiç alakası olmadığı anda yapıştırıyorlar yanına. Bu biraz benim tansiyonumu çıkarıyor tabii ister istemez. Tansiyonumu çıkarıyor. Peki Yaşar benim bile aklımda şöyle bir şey kaldı. Yani hepimizin dediğim gibi insan bazen kendi de yaratıyor bunları bir hayal olarak ya da bir hikaye kendin de uydurabiliyorsun. Şöyle hatırlıyorum ben sen çıktın ve sanki Emrah benim akrabam, Emrah benim yolumu kesti gibi bir şey. Ben hiç böyle bir şey etmedim. Hayatım boyunca böyle bir şey konuşmadım. Ama bakın siz bile öyle anlamışsınız. Ben hayatım boyunca ettiğim bir tek kelime var. Bunu da ben uydurdum. Yok uydurmadınız. Gerçekten bana bunu yolda durdurup da soruyorlar. Önümü mü kesti? Ya kardeşim benim ağzından böyle bir şey duydun mu? Yok. Ben diyorum ki görüşmüyorum. Hani görmediğim bir insan diyorum. He bu kesin onun önünü kesmiştir. Ondan görüşmüyordur diye mi bir algıya çıkıyorlar. Evet. Orasını çözemedim yani. Aynen. Konunun. Direkt çünkü ben, algı olarak bu oluşuyor. Bu oluyor herhalde. Çünkü kafasında. Gerçekten hani ne bana faydası ne zararı. Hani varlığıyla yokluğu arasında. Tanımadığım bir insanlar vardır. Ya. Aynen öyle yani benim için. Peki, onun için ben de öyleyimdir muhakkak. He? Beğenir misin peki? Ben şöyle bir şey söyleyeyim Emel Hanım. Yemin ederim sevgili Burhan Bayar da Uğur Bayar da hayattalar. Ben küçücük çocuktum. İşte İbrahim abinin bir stüdyoda İbrahim abinin kayıtları yapılıyor. Bir stüdyoda bu muhterem şahsın kayıtları yapılıyor. Yani herkes böyle. Ben de içlerindeyim. Stüdyolarda diyorum. Yemin ederim hiçbirini dinlemiyordum. Hiç kimseyi dinlemiyordum. TRT1'de senfoni müziğin çıkmasını bekliyordum. Yani ne bileyim böyle küçüklükten beri o yabancı şarkılar, böyle daha geniş müzikler. Hep onları dinledim yani. Ben normalde de gerçekten oturup öyle sözlü şarkı dinlemiyorum. Bak şu anda da. Yani dinlemiyorum. Hiç dinlemiyorum diyebilirsin. Çünkü zaten sahneye çıkıyorum. Onları yapıyorum. Yeterince kendimi de söylüyorum. Evet radyolardan diyorsun. Alabildiğim işte duyduğum şarkıları zaten ezberliyorum falan. Ama oturup da özellikle gerçekten öyle bir şeyim yok benim yani.
Türkçe müzik. Peki yine ben şimdi o şeye döneceğim, psikolog gibi. Çocukluk yıllarında en zorlandığın, yapmakta zorlandığın iş hangisiydi? Yani bir hepsinde çok zorlanıyorsun. Şimdi o yaşa kadar dediğim gibi, ne bileyim, böyle şoförlerle meförlerle güzel bir hayatım varken birdenbire baba da çok genç yaşta öldü. 35 yaşında vefat etti yani. Annen 29 yaşında falan. Hani herkes çocuk. Ben çocuğum, 10 yaşındayım. Bir küçüğüm var, 9. Biri var, 8. Biri var 1,5 aylık. Yani. Onun tam için, film. Tam film, evet. Tam film. Ama olayı hiçbir zaman dramatize etmedim. Kendi içimde de etmedim, etrafımda da etmedim. Ne güzel ya. Hayatım boyunca. Benim o konuda gerçekten en beğendiğim şeyim budur. Üzüldüğüm zaman ne oturur kötü müzik dinle. Yani beni daha çok üzebilecek bir müzik dinlerim. Ne gider, mahvoldum ben diye gider bir derdimi anlatırım. Hani o konularda biraz şeyimdir. Ve o beni gerçekten güzel noktalara getirdi. Ya en sevdiğim insan cinsi. Aynen öyle. Yani geçmişte kalmanın, orada yaşamanın, hiç oraya... Hiç anlamıyor. Geçti çünkü, bitti. Hiç anlamı bitti. Yok. Bitti. Sen önüne bakıp geçmişini utandırman ya da ne bileyim geçmişinin senin yakanı bıraktığı için üzülmesi gerekiyor. Aynen, ben tam yani öyle rahmetli Süleyman Demirel gibi dün dündür, bugün bugündür kardeşim. Kesinlikle. Bu kadar yani. Peki bu şeyleri yani çocuk filmlerinde, hı hı, birilerinin çocukluklarını mı canlandırdın? Evet. İşte muhterem şahsın çocukluğunu canlandırdım çoğunda. Bilgi... ama deniyor şimdi, dolaşıyor sen, işte. Bir şey söyleyeceğim. Aranızda o kadar yaş farkı var mı? Var. 11 yaş var. 11 yaş 11, var. 12, ha. 11, 12 yaş var. Peki ama bu yani sen şimdi muhterem şahıs derken burada böyle bir sinir ibaresi de var. Yani ya ne bileyim bu, işte. İster istemez. O var tabii, ister istemez. Evet, peki. Senin bu işte dinleyenlerin hemen diline takılan Haybe'ye şarkının ilginç bir hikayesi varmış. Evet. Nasıl bir hikaye bu? Ya şimdi biz ondan önce 90'lara ait bir pop eserler okuduk. Bir tanesi de sizin seslendirdiğiniz bir eserdi. Korkuyorum okudun. Evet. Onu da okuduk. Ben çok mutlu oldum. Yani olun, güzel okuduğun için mutlu olmadım tabii. Ama teşekkür şaka ederim. Yapıyorum. Çok güzel söylemişsin. Ya işte onu yaptıktan sonra şarkı arıyorduk hani ne yapacağız diye. Bir gün mailime bir mesaj geldi. Daha doğrusu internet sisteme. Yaşar Bey, ben sizi işte bir televizyon programında gördüm. Ve o televizyon programındaki duruşunuz, bu şarkımı okumalısınız. Ben bu şarkıyı size vermek istiyorum. Sadık Karan yazıyor. Şimdi o an isim bana da yabancı gelmedi ama arkadaşımız zaten şarkıcı ve müzisyen bir arkadaşımız çıktı. Şarkıyı dinleyelim dedik. Açtık, yarısına geldik. Hemen çabuk dedim numarasını. Çünkü aldım yani o kokuyu. O şarkıyı kendimde hissettim. Ne güzel. Öyle çıktı ortaya. Sonra hemen geldi o da sağ olsun. Muvaffakatları aldık. Yaptık, ne çıkardık. Şahane. Korkuyorum nereden aklına geldi? Korkuyorum benim çok sevdiğim bir şarkı. Zaten yıllarca sizlerden dinlediğim, çok sevdiğim bir şarkı. Sahnede de çok severek seslendiriyordum. 90'ları toplayınca bence 90'ların olması olmaz bir şarkısıydı yani. Korkuyorum. Teşekkür ederim. Hemen aldık. Sağ olsun sevgili Harun Kolçak. Tabii ki şarkıyı ben yazmadım. Ben seslendirdim sevgili Harun'un şarkısı. Madem yeri gelmişken bir söyleyiverelim bence. Söyleyelim abi. Ton senin tonun. Ben mümkün olduğu kadar arada parazit, çok parazit yapmadan eşlik etmeye çalışacağım sana. Tabii beraber. Ben size eşlik etmeye çalışacağım. Estağfurullah. Yok. Çok güzel yorumlamışsın. Güneş bir başka doğuyor, neden bugün nerede? Geceler bir başka alevleniyor bu şehirde. Korkuyorum çocuklar gibi savunmasızım, korkuyorum. Yağmurlar yağıyor çöllenmiş yüreğime, bir de kabak yelleri esiyor yalnız gönlümde. Aşık mı oluyorum yeniden savunmasız, korkuyorum. Ah bu başıma gelen nedir bilmiyorum ama çok korkuyorum. Kurtul
beni bilirsin. Aşık olmak istemiyorum. Kurtar beni Tanrım. İçim yanıyor ona tutuluyor. Kurtar beni bilirsin. Aşık olmaktan korkuyorum. Yağmurlar yağıyor çöllenmiş yüreğime. Bir de kabak yelleri esiyor yalnız gönlümde. Aşık oluyorum yeniden savunmasız korkuyorum. Ama başıma gelen nedir bilmiyorum ama çok korkuyorum. Kurtar beni Tanrım. İçim yanıyor ona tutuluyorum. Kurtar beni bilirsin. Aşık olmak istemiyorum. Kurtar beni Tanrım. İçim yanıyor ona tutuluyorum. Kurtar beni bilirsin. Aşık olmaktan korkuyorum. Daha gözüm açık gitme. Başka neler var albümde? Say bakayım. Sus'u okudum. Ercan İzel. Ay çok güzel. Sus, güzel, özür dilerim. Ercan abi müziğini yapmıştı. Altan Çetin'in İzel'e yine verdiği Dayanamam şarkısı vardı. Seni yine sevemem, buna dayanamam. Onu yaptım. Güzel. Sus'u yaptım. Bir de Sibel Bilgiç'in okudu Alışamadım var. Dayanamam ben son gelişine. Alışamadım. Evet. Süpermiş. Bu o zaman maxi single gibi bir şey oldu. O maxi single, evet. Şimdi bu Haybe tek şarkı ama. Bunu internet üzerinde mi yayınladın? İnternet üzerinden, evet. Sadece iTunes falan satışı işte. Ha, sen internet çocuğusun. Hı-hı. Sen de. Peki bunu iyi kullanmasını bilenlerdensin anladığım kadarıyla. Yeni yeni. Öyle mi? Evet. Nasıl oluyor? Oraya yüklüyorsunuz. İnternete yüklüyorsun. Satışı oradan oluyor. Satışı oradan oluyor. Evet. Oradan satın alabiliyorlar. Fiziki bir satış yok. Peki ya, bunu sen kendin mi yapıyorsun yoksa bir şirkete bağlısın onlar mı yapıyorlar? Şimdi benim başımda bir firma var. C1 Medya diye. Ha. O firmayla çalışıyorum. O firma bu işleri. Bunu yapıyorsak firmaya gerek var mı? Firmaya gerek var tabii. Neden? Çünkü yani yapılan... Evden yükleyip de parası bize gelse daha güzel. Ya aslında o da var ama... Kafam ticarete çalışıyor. Yok, şimdi bir ekip kurulması gerekiyordu ve şu an çok güzel bir ekibim kuruldu. Hani onlarsız sanmıyorum ya, ilerleyemem diye düşünüyorum. Anladım. Yani bunun için de bayağı bir profesyonellik gerekiyor o zaman. Evet, evet. Hadi ben evden yaptım, şunu da yapayım şeklinde değil, değil bu. Değil. Peki bundan sonra hep böyle mi ilerleyeceksin Yaşar? Yok öyle değil ama şu anda mesela sevgili Soner Sarıkabada ile Erdem Kınar'a bir proje hazırladık. Okuduk, çaldırdık, her şey hazır. Aa, çok güzel. Soner'in çok, çok deli güzel oluyorum, oldu. Çok seviyorum İnanın Soner'i. Yani Soner çok muhteşem çok şarkı verdi. Çok bayılıyorum şarkılarına Soner'in. Onları çıkartacağım ama işte Kasım ayı gibi düşünüyorum. Onları fiziki olarak satın alabileceğiz. Peki... bu kadar tırmalandın, yaptın, ettin bilmem ne vesaire. Önce büyük bir varlıktan geldin. Sonra varlığı da yaşadın, yokluğu da yaşadın. Evet. O bizim. Sinek geldi. O bizim, o bizim. Bizim mi? Tamam, yabancı değil. O kötü davranmadım. şu anda nasıl peki durumun? Bak bana bak, ne meraklısın. Yani neyse, ne? Güzel bir konuma geldim. Askerden sonra sevgili...
sağ olsun o bana önce oldu. Beni, ailemi, kardeşlerimi gerçekten o da çok sever sayar. Biz de onu çok severiz sayarız. Askerden geldikten sonra böyle bir şey yapmak istedik. Bir araya geldik. Daha doğrusu benim hiç kafamda böyle bir şey yoktu yani. Askerden geleceğim, burada kaset yapacağım. Albümüm, en çok satan albüm satacak. Çıkacağım, kalkacağım, 3 tane ödül alacağım, bilmem ne falan filan. Bunları hiç düşünmemiştim. Hiç düşünmüyordum yani, sıfır. Ne yapacağım diye düşünüyordum hatta ya. Ama bu ne yapacağımın içinde hiç şarkı söylemek ya da bu yoktu. İşlere atılmak sıfır. Öyle bir güç yoktu enteresan. Yani. Tabii. Sonra Allah'tan yani askerden geldim, 1 hafta sürdü bu. 1 hafta sonra stüdyoya girdim. İyi çocukmuşsun, yolun açık olmuş. Çok şükür. Stüdyoya girdim, 60 gün içinde albüm bitti. Klip çektik, çıktı falan. Bir sonra değişik da oldu, sonra da yürüdük. Öyle buraya kadar geldik. Şimdi bizim piyasamızda da sıkıntılı şeyler var. Sizler de biliyorsunuz yani biraz böyle çembere alınmış durum. Derken, müzik piyasasını kastediyorsun, çok uzun zamandan beri müzik piyasasına. Büyük sıkıntı var. Çok büyük sıkıntı var. Evet. Yani ismini bilmiyorum adamın. İnanın size de söylemiyorum ya da buradaki arkadaşlara da bir bakıyorsun 90 milyon tıklanmış. Yok işte 130 milyon tıklanmış yani. İşte onun için dedim, onlar internet çocukları. İşte ama ben çok iyi kullanıyorlar. Ben bunun şeyini yapamam. Bana da geliyor bir sürü mesajlar, yok 20 şirkette çalışıyoruz işte sizin de tıklanmalarınızı çoğaltalım bilmem ne. Ben onun sahte olduğunu bilsem şey yapamayacağım ama bakıyorsun radyo diyor ki bu 50 milyon tıklanmış demek çok tıklanıyor, çalayım. İşveren diyor ki bu 50 milyon tıklanmış, bunu ben hemen işe çağırayım. Kaç yani para algıyı... ben öğrendim dur bir dakika. Ya yani çok sapık paralara da yapıyorlar. Ben de yapacağım hiç valla. Şeyde de var. Hindistan'dan buldum size kanka bedava yapıyorlar. Hindistan'dan bile yapıyorlar ama gerçekten bir şirket olarak ben de asla böyle bir şey. Hindistan'dan niye bedava yapıyorlar, ne çıkar? Ya bedava derken buradakilere göre bedava. Ha daha ucuz daha yapıyor. Daha ucuz yapıyorlarmış. Değil mi? Her yerden dünyanın her yerinden teklif geliyor. Bir milyon insan kaç para? Vallahi bilmiyorum ama bizim şirket her şey raporlu, ben size yollarım. Ama asla böyle bir şey yanaşmadık. Yani şimdi benim orada 5,5 milyon alışamadım da tıklanmam var. Bu son haybeye 4 milyona doğru gidiyor. Ben bunu biliyorum. Ben bunu istesem 20 gün içinde 40 milyon da yapabilirim ama bu benim gerçekten vicdanım çok rahatsız eder. Ben yapamam yani böyle bir şey. Yani vicdanımı bilmiyorum. Ben o kadar pis dövüşmeyeceğim. Ona kararlıyım. Ben yapacağım yani, onu biliyorum sadece. Tamam, siz yaparsanız ben de yapacağım. Benim başım kelmi yapacağım. Basarım parayı. 100 milyon tıklatırım kendim diye. Bugün Müslüm Gürses'in tahtına adayım demişsin. Hayır, o yanlış bir cümle. Yanlış cümle. Ben hiç kimsenin tahtına adaydım. Ben hiç kimseyi kendime... Ben kendi tahtımı kendim yaparım. Ben kendi tahtımı kendime yapabilirsem yaparım. Müslüm abinin şöyle bir şey. Şimdi Müslüm abi geçmişte hani onunla bir arabesk kimliği vardı ya. Jiletlendi falan. Ama adam bir Murat Anmungan bestelerini falan okudu. Hani böyle... Bambaşka bir yere gitti ve ne oldu, adamın yorumcu kimliğinin, sesinin kalitesinin ve bir daha bir Müslüm Gürses gerçekten bu ülkeye gelmeyeceğini hepimiz gördük yani. Duyduk, gördük, bitti. Öyle bir şarkı söylemek, öyle bir ifade etmek. Benim anlatmak istediğim oydu. Evet, ben bundan önce işte bir alödeler, onlar bunlar falan ama ben yorumcu kimliğimi ele geçirmiş olduğuma inanıyorum. Ve şu anda elime geçecek her şarkıyı kendimce çok güzel yorumlayıp dinletebileceğimi inanıyorum. Onun için hani diyordum, o yolda ben gidebilirim. Ben de inanıyorum iyi bir yorumcu olduğuna yani. O dinlediğim şarkılar, özellikle cover yaptığın şarkılar bambaşka bir hayat getirmek yorumculuktur. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani çünkü bizde en zor şeydir biliyor musun? Birisinden alıştığın şarkıyı bir daha başkasından dinlemek zor gelir insana. Çok daha iyisini yapmışsın. Onun için ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Söylemek istediğim orada oydu. Hani çok güzel bir yola girmişti. Ben de o yoldan gidebilirim demek istemiştim. Seni hiç magazinlerde de görmüyoruz biz. Evet. Yani Yaşar ne yapar? Bir aşk yaşar mı? Yaşamaz mı? Aşk adamı mıdır? Nasıl bir adamdır? Çok aşk adamı olduğum için çok aşk adamı insanlar ya da kadını yalnız kalırlar. Ben bunu böyle gördüm. Bir dakika dur, anlayamadım. Nasıl? Çok aşk kadını ve aşk adamı yalnız kalmaya mahkumlar. Ha. Ya bir süreden sonra gerçekten öyle oluyor. Anladım. Melankolik olmaya mahkumdur. Yalnız kalmaya mahkumdur. Bunlar oluyor yani. İşi gücünü, ben de yalnızım o konuda. İşini gücünü ihmal etmeye mahkumdur. Yok, ben etmem işimi gücümü ihmal. Benim önce hep, çünkü hayatım boyunca o bana alışmış, geçmişten gelen bir şey. Önce iş. Sonra. Sonra. Ben ne hayatım boyunca Luna Park'a gittim. Ben de hayatım boyunca bir oyuncağım oldu benim. Yani gerçekten ne futbol oynadım hayatım boyunca. Galatasaray'ım 11'ini sayamam. En son babamla izlediğim Prekazi'yi hatırlıyorum. O kadar uzağım. Yani onun için... Keşke bilsem ben sana ne oyuncaklar getirirdim bugün diye. Yok, öyle bir eksilse. Önce bir senaryoların hikayelerini yani sinopsis. Ondan sonra vereceğiz işte. Daha bilinçli insanlar onları senaryo haline çevirecekler. Kısmet olursa
Kendimle oynamak isterim. Kendin oynamak istersin. Kendin yönetmek? Yani şöyle yönetmek. Olayı çok iyi bildiğim için yani olayın üstü olamam ama yönetmeni olamam ama yönetmenin çok iyi bir yardımcısı olacağım hikayede. Ya babandan dolayı bir kere çoktan evet. olmuş olman evet. gerekiyordu evet. bana göre. Evet. Madem baban bu kadar uğraşıyordu tabii değil ki. Mi? Olman tabii gerekiyordu. Tabii. Meraklı değilmişsin demek ki o konuda. Çok meraklıydım da o imkan olmadığı zaman ne yapabilirsin ki? Ne yapabilirsin? Ya? Bir de 9 yaşında 10 yaşındasın. Sonrasında bir sürü işler geliyor. İşte ne bileyim şarkıcı olmak çıktı işin içinden. Peki dizilerde oynamayı isterim. Doğru bir şey olsa isterim. Nasıl bir şey mesela? Şu anda vizyondaki dizilerden şunu da olsaydım dediğin hangisi var? Vallahi şu an vizyonda ne var bilmiyorum. Evet dizide seyretmiyorsun. Hem de seyretmiyorsun hem olmak istiyorum. Bu olmadı ya. Mesela Karadayı çok severdim. Ezel'i çok severdim. Ha, anladım. Tamam tarzı yani anladım. Yani aşkı ben. Anlatmam lazım. Biraz daha... İşte hani bize de yakın bir evet, şey olsun evet. istiyorsun evet, yani kesinlikle. Böyle adam gibi adam evet. bir rol istiyorum diyorsun. Yani Türk halkının çok beğendiği. Olduğum gibi olmak istiyorum. Olduğum yani. Gibi olmak istiyorum. Bak evet. çok evet. iddialısın ama... bu konuda. Peki ilişkilerinde nasılsın? Kadın erkek ilişkilerinde? Yani olduğun gibi olurken? Ben çok düz olduğuma inanıyorum. Tabii ki zorluklarım düz vardır. Mi? Düzüm yani böyle çok alengirli bir adam değilim. Ne istediğim belli diyorsun. Belli. Netindir. Mesela. Karşımdakinin de net olmasını isterim. Ben şöyle bir bencilliğim var. Ona bencillik deniliyorsa ben benim gibi seven birini arıyorum. Hani sen kendi tarzına göre. Ama gerçekten çok fazla seviyorum. Yani öyle böyle sevmiyorum. Affedersin bizim çok fazla. Gibi. Çok fazla. Ay siz ne güzel komşu birbirinizi bulmuşsunuz Durul'la. Yani. Sizin şikayetleriniz de aynı. Ondan sonra. Durul abi de bana şey söyledi. Benim sadece sen sonunda Durul'la evlenirmişsin. Birbirinize çok benziyorsunuz. Evet. Yani ne bileyim böyle benim gibi sevmesi gerekiyor ya. Benim gibi sevmesi. Tarif edemiyorum yani. Onun tarifi yok ki. Yani bu nedir? Aradığın şey dürüstlük müdür? Kesinlikle. Dürüstlük. Herkes dürüstlük arar. Yani bu çok özel bir şey herkes değil. Herkes dürüstlüğe de başlıyor. Herkes öyle başlıyor. Herkes öyle başlıyor aynen. ama... Güvenmem lazım diyor. Hepimizin aynı cümlesi. Çok güvenmem lazım. Tamam herkes bunu istiyor. Yani... Ama ben bir gün çok bu konuda çok ama çok mutlu olacağıma inanıyorum. Yani ha. o yaşadığım ilişkilerden almış olduğum, çıkarmış olduğum şeylerin, yaşadığım şeylerin hepsinin bana ders olduğunu, hayat da bana çok şey öğretti. Yani o hayatımla ilgili, bugünümle ilgili, ilişkilerimle de ilgili onların hepsinin benim hayatıma girip çıkmamasının bir sebebi olduğuna inanıyorum. Ha. Kesinlikle. Mutlaka, hepimiz... Ve bana öğrettikleri şeyler de olduklarına inanıyorum yani. Aa, istemeden tabii, öğrettiği. Tabii. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? En kötü insanla ilişkin olsun. Ondan bile bak hep söylüyorum. Evet. İnsan darbeyi hayatın en büyük dersi bu belki. Her şeyden çok sevip de en değer verdiğin tokatlıyor insanı bir söz bitimi. Kim ister yanlış durakta inmeyi? Var mıdır söyle ayrılığın güzeli? Sen beni ben olmaktan çıkardın sonunda. Olduğun gibi sevdim aşkın emri. Hay aman aman bas küfrü şimdi. Dişin yoksa vur dibine. Ayıplayanlar ne bilsin içini. İnanmışım haybeye.
alıyor insan darbeyi. Hayatın en büyük dersi bu belki. Her şeyden çok sevip de en değer verdiğim tokatlıyor insanı bir sözü biteni. Kim ister yanlış durakta inmeyi? Var mıdır söyle ayrılığın güzeli? Sen beni ben olmaktan çıkardın sonunda. Olduğum gibi sevdin aşkın emri. Hay aman aman bas küfrü şimdi. İşin yoksa dur dibine. Ayıplayanlar ne bilsin içini. İnanmışım haybeye. İşin yoksa vur dibine. Ayıplayanlar ne bilsin içini. İnanmışım haybeye. Hay aman aman bas küfrü şimdi. İşin yoksa vur dibine. Ayıplayanlar ne bilsin içini. İnanmışım haybeye. Hay aman aman bas küfrü şimdi. İşin yoksa vur dibine. Ayıplayanlar ne bilsin içini. İnanmışım haybeye. İnanmışım haybeye. İnanmışım haybeye. Simit Sarayı 360 derece Emel Ceysun.